Merhabalar arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman periyodik sistemde genel olarak aynı periyotta sağa doğru gidildikçe atom çapı azalırken aynı grupta aşağı doğru inildikçe atom çapı artar. Metal ve ametal atomları arasında elektron alışveriş yoluyla iyonik bileşik oluşur. Bu süreçte metal ve ametal atomları kararlı iyonlarına dönüşerek elektron dizilimlerini soy gaz atomlarının elektron dizilimine benzetirler. Periyodik sistemde yerleri belirtilen X, Y, Z ve T element atomları ve aralarında oluşturdukları X, Z, Y, 2 X, T ve Y, 2 iyonik bileşikleri ile ilgili yargılanan hangi doğrudur? Şimdi verilen bilgilere göre cevaplayalım arkadaşlar. Birinci öncülde atom çapları arasındaki ilişkiyi vermiş. X büyüktür Y, o da büyüktür T, o da büyüktür Z şeklindedir demiş. Biz şunu biliyoruz. Aynı periyotta soldan sağa doğru atom çapı azalır. Yukarıdan aşağı doğru ise artacaktır. Baktığımda X, Y ve T'nin Üçüncü periyot Z'nin ise ikinci periyotta yer aldığını görüyorum. Dolayısıyla en küçük olan Z olacaktır. X, Y ve T'yi karşılaştırırken soldan sağa doğru azaldığını söylemiştim. O zaman X en büyük daha sonra Y daha sonra da T şeklinde olacaktır. Yani sıralamamız X büyüktür Y o da büyüktür T o da büyüktür Z şeklinde bize verilenle aynısıdır doğrudur. İkinci öncülüğümüze baktığımızda XZ ve YZ2 iyonik bileşiklerindeki katyonların çapları arasındaki ilişki X Artı büyüktür. Y artı 2 şeklindedir. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. X ve Y iyonik bileşik oluştururken kendileri elektron verirler. Ve kendilerine en yakın soy gaz elektron düzeni olan neonun soy gaz elektron düzenine ulaşacaklardır. X bir tane elektron vermiştir. Y ise iki tane elektron vermiştir. Şöyle düşünelim. Ne kadar çok kilo verirsek hacmimiz o kadar küçülecektir. Y daha fazla kilo verdiği için Y'nin hacmi X'e göre daha küçük olacaktır. Elektron sayıları aynı olmasına rağmen. Yani x'in hacmi, x'in çapı y'den daha büyük olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Bunu şöyle de anlatabilirim arkadaşlar eğer anlamadıysanız. X artının 10 elektronu varken Y artı 2'nin de 10 elektronu olacaktır. Burada Y'nin atom numarası yani proton sayısı 12. X'in ise 11 olacaktır. 11 tane proton 10 tane elektronu çekerken 12 tane protonun 10 elektron çekmesi daha kolay olacaktır. Ve böylece elektronlar protona daha fazla yaklaşacaktır. Yani hacim azalacaktır. Üçüncü öncülümüze baktığımızda XT ve YT2 iyonik bileşiklerindeki tüm iyonlar argon atomunun elektron dizimine sahiptir. Öncelikle X için baktığımızda X, 2, 8, 1 şeklinde elektron dizilimi yazarız. Bir tane elektron gidince elektron dizilimi arkadaşlar argonun değil neonun elektron dizilimine uyacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. Bir kimya öğretmeni periyodik sistemdeki bazı elementleri X, Y, Z ve T olarak simgeledikten sonra öğrencilerine bu elementler ile ilgili bilgilerini veriyor. Bu bilgilere göre verilen elementleri periyodik sistemde yerine yazan bir öğrencinin çizdiği yukarıdaki periyodik sistemde hangi iki elementin birbiriyle yer değiştirmelidir diyor. Baktığımızda X hem metal hem de ametallerle bileşik yapabilen, değerlik elektron sayısı 1 olan elementtir. Değerlik elektron sayısı 1 ise 1A grubunda yer alır hem metallerle hem ametallerle bileşik yapabilen ise 1A grubunun ilk elementi olan hidrojendir arkadaşlar. Dolayısıyla X doğru yere yazılmıştır. Y belirtilen elementlerden hiçbirisiyle reaksiyon vermiyor. 8A grubundaki soy gazlar hiçbir element ile reaksiyon vermez. Y de 8A grubuna yazıldığına göre doğru yazılmıştır. Z katı ve sıvı halde elektriği ileten T ile ZT3 kararlı birleşiğini oluşturan bir elementtir. Z katı ve sıvı halde iletiyorsa bir metaldir arkadaşlar. Baktığımızda Z 7A grubunda halojen grubuna yazılmış. Yani bir ametal olarak yazılmış. Oysaki 3A grubunda T'nin yerine Z yazılması gerekiyordu ve T ile Z kararlı bir yapı olan ZT3 bileşiğini oluşturacaktır. Bu yüzden doğru cevap T ve Z'nin yeri değiştirilmesi gerekiyor. Yani C şıkkı olacaktır. X, Y ve Z baş grup elementleri ile ilgili bilgiler şöyledir. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bize verilen bilgilere baktığımızda X elektron bulunduran katman enerji düzeyi sayısı 3 olup son katmanında 7 elektron bulundurur. Yani arkadaşlar X'in 3. periyot 7A'da olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü enerji düzeyi 3 olduğuna göre 3. periyottur. Son katmanında da 7 elektron bulunduğuna göre 7 A grubudur. Hocam peki A grubu olduğunu nereden anladınız? Çünkü soruda bize baş grup elementi olduğunu söylüyor. Baş grup elementleri A grup elementleridir arkadaşlar. Y'ye baktığımızda artı bir yüklü iyonu birinci periyot 8 A grubu elementiyle aynı elektron dizilimine sahiptir. Yani Y artının elektron dizilimi iki şeklinde olacaktır. Y bir tane elektronu vermeseydi elektron dizilimi 2 bir şeklinde olacaktı. Böylece Y'nin periyodik tablodaki yerini bulabilirim. 2 katmanlı olduğu için ikinci periyot. Ve son katmanında bir elektron olduğu için bir a grubunda olması gerekir. Z'ye baktığımızda Z elektron bulunduran katman enerji düzeyi sayısı X ile aynı iken son katmanındaki elektron sayısı Y ile aynıdır. Yani X ile periyot numarası, Y ile de grup numarası aynı olacak. O zaman baktığımda Z'nin 3. periyot bir a grubunda olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle X'e bakalım. X 3. periyot 7A'da yani bir halojen. Bakın burada Y halojen. Burada X, burada X. Burada Z, burada X. Devam edelim. Y'ye baktığımızda Y bir A grubunda olacak. Baktığımda B şıkkında bir A'da, C şıkkında bir A'da, E şıkkında da bir A'da. Z'ye baktığımızda o da bir A grubunda olması lazım. Baktığımda arkadaşlar Z, B, C ve E şıkkında bir A'da. Şimdi periyotlarına bakalım. X 3. periyotta. Burada baktığımda 1 iki, üçüncü periyotta yer alıyor. C şıkkında baktığımda ikinci periyotta. Dolayısıyla C şıkkına eriyorum. E şıkkına baktığında 1, 2, 3. periyotta devam edelim. Y ikinci periyotta. Y'ye baktığımızda 1, 2. periyotta B şıkkı olabilir. E şıkkına baktığımızda 1, 2, 3. periyotta. Dolayısıyla E şıkkında eliyoruz. Doğru cevap B şıkkı olacaktır. Periyodik sistemdeki metal, ametal ve soygazlarla ilgili bazı bilgiler şöyledir. Metaller ilk 20 element içerisinde değerlik elektron sayısı 1, 2 ve 3 olan elementlerden hidrojen, helyum ve bor dışındakiler metaldir. Ametaller genellikle oda koşullarından moleküler gaz yapısında bulunurlar. Soy gazlar tamamı doğada atomik gaz yapısında bulunurlar. Bu bilgiler aşağıdaki tabloda oluşturulmuştur. Tabloda özelliği gösteren element için artı, göstermeyen element için eksi işareti kullanılmıştır. Buna göre hangi elementlerin özellikleri ile ilgili işaretlemede hata yapılmıştır. Hemen bakalım arkadaşlar. İlk olarak azot için vermiş. Azot bir ametaldir arkadaşlar. Nasıl anlıyoruz? Azotun katman elektron dizilimini yazıyoruz. 2, 5. 5 A grubunda yer alır. Ve yani metalik özellik göstermez. Doğru. Oda koşullarında gaz halde bulunur. Doğrudur. Doğada moleküler yapıda bulunmaz demiş. Hayır. Ametaller doğada moleküler yapıda bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla azot da Hata yapılmıştır. Magnezyuma baktığımızda magnezyum 2A grubunda yer alır. Dolayısıyla metalik özellik gösterir. Oda koşullarında gaz halde bulunmaz. Kat halde bulunurlar. Doğada moleküler yapıda bulunmaz. Atomik yapıda bulunurlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Argon'a baktığımızda Argon arkadaşlar 8A grubunda bulunan bir soy gazdır. 2, 8, 8 şeklinde yazdığımızda 8A grubunda olduğunu görebiliriz. Metalik özellik gö göstermezler. Doğru. Oda koşullarında gaz halde bulunurlar doğrudur. Doğada moleküler yapıda bulunurlar demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Doğada atomik yapıda bulunurlar. Dolayısıyla argonda da hata yapılmıştır. Kalsiyuma baktığımızda kalsiyum bir metaldir. Nereden anlıyoruz? Katman elektron dizilimini yazdığımızda arkadaşlar 2A grubunda olduğunu görüyoruz. 2A grubundakiler metaldi. E, metalik özellik gösterir. Doğru. Oda koşullarında gaz halde bulunmaz. Doğrudur. Kat halde bulunur. Doğada moleküler yapıda bulunmaz demiş. Bu da doğru bir ifadedir. Dolayısıyla hata yapılan Azot ve argon yani D şıkkı olacaktır.